Tonguç, çak bebeşlik diyoruz ve sıvı basıncı anlatacağız. Hazır mısın Tonguç Ölen Bey? Hazırım hocam. Harikasın. Şimdi 5 dakikamız başlasın ve sıvı basıncını mükemmel bir şekilde öğrenelim. Bir kere sıvı basıncı dediğimiz şey iki tane şeye bağlı. Birincisi sıvıların derinliği. Yani iki tane parametreden birincisine biz derinlik diyoruz. Ve sıvıların derinliği arttıkça basınç artar. Bunu çok iyi bir şekilde bileceğiz. Mesela sen yüzüyorsun diyelim. Buradasın, sığ bir yerdesin, yukarılardasın. Ama denizin derinliklerine indikçe bir bakarsın böyle üzerindeki basınç daha fazla artmış hissedersin. Ve böyle basar senin üzerine. İşte bu sıvıların basıncının derinlik arttıkça artmasından kaynaklı. İkinci parametremiz de Şonguş Eylem Bey'im. Sıvıların yoğunluğu arttıkça basıncı artar. Yani ikincisi de yoğunluk. Bunu da bazı sınavlarda öz kütle diye verirse sakın şaşırma. Öz kütle ile yoğunluk aynı şey. Mesela su ile yağın yoğunluğu birbirinden farklıdır. Su ile işte bilmem hani gliserinin yoğunluğu birbirinden farklıdır. Yani sıvıların yoğunluğu değiştikçe basıncı değişir. Hatta Tonguç Ölen Bey'in böyle bir örnek gelebilir. O yüzden buraya yazdık. Karadeniz Akdeniz'e yüzüyorsun mesela. Buradaki mantık şu. Tuzlu su ne kadar tuzlu olursa aslında o kadar yoğun oluyor. Mesela çok tuzlu su olduğu için burada sen aynı derinlikteysen daha fazla basınç hissedersin Akdeniz'de. Ama Karadeniz'de daha az basınç hissedersin. Çünkü burası az tuzlu, burası çok tuzludur. Çok tuzlu, çok yoğundur. Çok yoğun olduğu için çok basınçtır diye düşünebilirsin. Ama çok önemli bir şart var. Aynı derinlik olması. O zaman iki parametreye bağlıymış. Bunları öğrendikten sonra sakın kabın şekline falan bağlı değil. Onu bileceğiz. Burada mesela bir tane deneyimiz var. Su koyduk bir kabın içerisine ve 3 tane delik açtık. Neden buradaki delikten daha uzağa fışkırıyor dersek evladım benim? Basınç daha fazla hocam. Harikasın. Çünkü basıncı daha fazla. Çünkü derinliği daha fazla. M'nin derinliği bu kadar. L'nin derinliği bu kadar. K'nin derinliği bu kadar. Derinlik dediğimiz şey sıvının en yüksek noktasından o noktanın bulunduğu yere kadar olan mesafe aslında ne kadar derin, bu kadar derin, bu kadar derin, bu kadar derin. Derinliği fazla olan daha fazla basınçta daha fazla fışkırabiliyor. Buna da fışkırma mesafesi diyoruz. Delikten çıkan suların sürati de fışkırma mesafesini belirliyor aslında diyoruz. O zaman basıncı M büyüktür, L büyüktür, K şeklinde bileceğiz. Kabın şekli önemsiz, aman dikkat edin. Sıvılar üzerinde oluşan basıncı aynen iletir ve buna biz Pascal prensibi diyoruz. Ve burada da şöyle bir mantık var. Mesela şöyle bir sıvı içerisinde duran işte bir hareketli pistonlu kap diyelim. Bu kabın içinde MLK noktaları var. Hangisinin basıncı daha fazla? M hocam. Harikasın. Neden? Çünkü sıvı basıncı en derinde en fazla. Bunun derinliği bu kadar. Bunun derinliği bu kadar. Bunun derinliği bu kadar. O zaman M büyüktür, L büyüktür ki zaten bunu öğrenmiştik. Şimdi de sıvılar üzerlerine bir kuvvetle bastırıldı diyelim ve bu kuvvetle hani şırınganın üzerindeki kuvvet gibi düşünün. Şırıngayla ne yapıyoruz evladım benim? Bir aşı oluyoruz değil mi? Bu aşıyı yaparken böyle bir tane şey var. Buradan bastırıyorlar. Bunun içine sıvı var ve buradan da fışkırıyor değil mi? İşte bunu yaparken buradan da bastırdığın zaman buradaki basınç oluşturan kuvvet aslında içeride sıvının üzerinde bir etki yaratıyor ve buna biz basınç artışı diyoruz ve bu basınç artışı da her noktada buraya da buraya da buraya da buraya da buraya da buraya her yönde ve eşit büyüklükte iletiliyor. Dolayısıyla basınç artışlarının birbirine eşit olduğunu bileceğiz ve buna Pascal prensibi diyoruz. Basıncı aynen iletiyor. Kuvveti değiştirerek iletiyor ama basıncı aynen iletiyor. Sakın dikkat et. Bu ne diyormuşuz o zaman? Pascal prensibi de basıncı aynen her yönde her doğrultuda iletiyor diyoruz. Sıvılar sıkıştırılamaz da bilmemiz gerekiyor. Pascal prensibiyle çalışan aletlere örnek vereyim. İtfaiye merdiveni, kamyon damperi, berber koltuğu, sıkıştırma sistemleri, su cenderesi, su tulumbası. Bak hemen sana bir tane su cenderesi şeklinde vereyim. Bununla ilgili bir sınav sorusu çıktı. Dolayısıyla bunu bilmemiz çok önemli. Şurada geniş bir piston var. Şurada dar bir piston var. Mesela sen buraya çıkıyorsun. Ondan sonra karşına da şöyle bir arkadaşın çıkıyor. Ama siz dengede durabiliyorsunuz. Çünkü sen bu arkadaşını kaldırabiliyorsun. Neden? Çünkü senin oluşturduğun basınç buradan böyle geliyor, buraya kadar iletilebiliyor. Arkadaşın aşağı düşmüyor. Bu aranızda da su var diye düşünebilirsin. Ve burada su cenderesi dediğimiz bir sistem var aslında. Pistonlu sistemler. Bunlar çok kullanılıyor. Bunların hepsinde zaten piston var. Su tulumbası, araba tamir lifti, hidrolik fren, forklift. Bunların her birisinde Pascal prensibiyle çalışma var diyoruz. O zaman seninle beraber sıvıların basıncını anlamış olduk. Ödül sorumuzu yap, yorumları yolla.